Merhabalar arkadaşlar. Bu videoyu aslında çekmemin sebebi önemli olduğunu düşündüğüm bazı konuların anlaşılmasını sağlamak. Bugün size 11-12 dakikalık bir ses kaydı gönderdim. Bu ses kaydında aslında biraz özetlemeye çalıştım konuyu ancak derste belki vaktimizin sınırlı olmasından dolayı uzun süre ya da uzun vadede üstünde duramayacağımız bazı konuları özetlemeye karar verdim. Bu konular bizim sürekli olarak karşımıza çıkabilecek konular ve çeviri sürecinde gerçekten çevirmeni yönlendirebilecek yaklaşımlar. Dolayısıyla bunları iyi anlamamız gerekiyor. Tabii ben bunları sınavda size sormam ama bilmemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar normalde dil bilim yani günümüzün dil bilim kuramları ve dil bilim yaklaşımları tabi dili inceliyor dil bilim her şeyden önce ama bunu yaparken bunu bir yapı üzerinden yapıyor. Yani yapı olduğu takdirde dil bilim araştırma alanını ve araştırma devamlılığını sağlayabiliyor. Dil bilim dilleri inceliyor aslında. Yani bu dillerde tabii ki belli bir yapı üzerine kurgulanmış ve insanların iletişim kurmak amacıyla başvurdukları yapay araçlar. Yani biz kaleme kalem derken Almanlar Bleistift diyorsa bunun bir mantığı yok. Sadece burada amaç iletişim kurmak. Dil bilimde bu iletişim aracı olan olguyu yani dili inceleyen bilim dalı. Bunu yaparken arkadaşlar gösteren ve gösterenin ilişkisine dikkat etmesi gerekiyor dil bilimin. Yani gösteren ve gösterilen dediğimiz kavramlar İngilizce signifier ve signified olarak belirtiliyor. Yani bunların Latinceleri de signum, signatum ya da işte düşünürsek sign sözcüğünden geliyor. Yani sign işaret demek ve bunlar birlikte bir araya gelerek zihnimizde bir sembol oluşturuyor aslında, bir işaret oluşturuyor. Yani şöyle örnek verelim. Gösteren ve gösterilen arasındaki ilişki devam ettiği sürece bireyler arasında iletişimde devam ediyor. Bu sağlanamadığı sürece iletişim kopuyor. Buradan şunu vurgulamak istiyorum. Şimdi gösteren gösterilen ilişkisi ne demek diye sorulabilir. Bir sözcüğün ifade edilirken dilimizden çıkan ses, yani o sözcüğü bizim karşılamamız için dilimizden bir ses çıkıyor. Yani bir akustik oluşuyor karşı tarafta ve o akustik sonucu benim ne demek istediğimi o kişi anlıyor. Mesela kapıyı kapatır mısın dediğim zaman kapı o kişinin zihninde oluşuyor. Çünkü o sözcüğü biliyor ve gidiyor kapıyı kapatıyor. Burada gösteren, kapıdaki gösteren yani kapı sözcüğündeki gösteren ses, kapı sesi. Yani kapı dediğim zaman biz o karşı tarafın ne demek istediğini anlıyoruz. Ve kapıya doğru yöneliyoruz. Bu ses oluyor arkadaşlar. Gösteren eşittir ses. Peki ses neyi gösteriyor? Ses kapı olgusunu gösteriyor. Yani kavramın kendisini gösteriyor. Başka bir örnek. Diyelim ki zil çaldı. Zil sözcüğü burada ses olarak yani gösteren olarak zil. Ağzımdan çıkan bu zil akustik olarak sizde oluşan ses. Yani benim ağzımdan diyelim ki zil çıktı, kalem çıktı, defter çıktı. Bunların hepsi ses aslında. Yani ses olmadan iletişim kuramıyoruz. Dolayısıyla bu gösteren oluyor. Benim neyi gösterdiğim, yani gösterdiğim kavramın kendisi gösterilen oluyor. Demek ki sesin gösterdiği kavram gösterilen. Gösterilenin zihnimizde oluşabilmesi için sese ihtiyaç var. Ses olmadan gösterilenin ne olduğunu karşı taraf anlamıyor. Yani ben arabayla gideceğim, sen de benimle gelir misin dediğim zaman dilde iletişim kurulmuş oluyor karşı taraf beni anlarsa. Dolayısıyla ses, ağzımdan çıkan o sözcükler, benim aslında bu sözcükleri sarf ederken ne demek istediğim karşı taraf tarafından anlaşılıyor. Demek ki
Signifier yani gösteren ses oluyor. Signified gösterilen oluyor. Diyelim ki buzdolabında yemek var. Buzdolabı burada gösteren yani ses. Gösterilen buzdolabı aracı yani objesi aslında. Demek ki dilde iletişim kurabilmek için bu ikisine ihtiyacımız var. Bir ses olması gerekiyor ve sesin gösterdiği kavram. Yani hayatında hiç buzdolabı görmemiş birisi ben buzdolabı dediğim zaman ne demek istediğimi anlamayacak ve onun zihninde bir işaret, bir sign ya da bir simbol yani sembol oluşmamış olacak. Bu sembolün, bu düşüncenin o kişinin zihninde oluşabilmesi için demek ki o kişinin o dile hakim olması, yani o dildeki sözcüğü bilmesi gerekiyor. Bilmediği takdirde benim ne demek istediğimi anlamayacak. İşte dil bilim bununla ilgileniyor. Yani gösteren ve gösterilen arasındaki ilişkiyi inceliyor aslında arkadaşlar. Bu ilişki aslında sadece tabii bir dille sınırlı değil. Birden çok dilde bunun örnekleri var. Mesela bu konuyla ilk ilgilenen dil bilimcilerden biri Roman Jakobson cheese örneğini veriyor, peynir. Yani ben peynir dediğim zaman burada gösteren ses, yani peynir karşı taraf tarafından alımlanıyor. Akustik olarak karşı tarafın kulağına peynir dediğim zaman gidiyor. Peynirin kendisi de gösterilen oluyor, kavramın kendisi. O kişinin zihninde peynir dediğim zaman kavramsal bir sembol oluşuyor ve kişi diyelim ki ben açım bana peynir ver dediğimiz zaman bize peynir veriyor ya da ekmek dediğimiz zaman ekmek veriyor. Bu klasik günümüz anlayışıyla dil bilimin uğraştığı bir ne diyelim olgu. Bazen gösteren ve gösterilen arasındaki ilişki bozulabiliyor. Yani ben kalem dediğim zaman karşı taraf kalemin ne olduğunu bilmiyorsa o zaman dilde iletişim kopukluğu meydana geliyor ve sonuç olarak iletişim gerçekleşmiyor. Bunun nedeni o kişinin o sözcüğü bilmemesi, daha önce karşılaşmamış ya da deneyimlememiş olması tabii ki. Demek ki dilde iletişimin mümkün olabilmesi için her iki tarafında o dile en azından o dildeki sözcükleri bilmesi gerekiyor. O halde şöyle bir sonuca ulaşabiliyoruz. İnsanlar tarih boyunca hayatta kalabilmek, karınlarını doyurmak ve iletişim kurmak için dili geliştirmişler ve bu yapay bir olgu. Yani dilde bir mantık yok. Niye biz kalem diyoruz ya da İngilizler işte pencil ya da pen diyor. Dolma kalem için niye pen diyor? Bunun bir mantığı yok. Sadece iletişim kurmak amacıyla işte sembollere ya da objelere bu şekilde karşılıklar bulunmuş. Romantik akıma gittiğimizde ve post yapısalcı döneme gittiğimizde size ses kaydı da atmıştım. Romantikler mesela dilde hiçbir şekilde kaynak metnin yazarının erek dile aktarılmaması, çevrilmemesi gerektiğini savunuyor. Yani onlar kaynak metnin yazarının kurduğu gösteren gösterilen ilişkisinin erek kültüre aktarılmaması gerektiğini savunuyor. Neden? Çünkü bu düşünürler Goethe gibi ya da Schleiermacher gibi Alman romantik akımının öncüleri ki genelde romantik akım dediğimiz zaman aklımıza Almanlar gelir. Kaynak metnin yazarının duygu ve düşüncelerini çevirmenin anlayamayacağını ve çevirmenin kaynak metnin duygusunu erek kültürde oluşturamayacağını savunuyor. Bu nedenle çevrilemezlik kavramını ileri sürüyor. Yani buna untranslatable deniyor ya da untranslatability deniyor. Bu kavramı ileri sürüyorlar. Dolayısıyla çevirinin imkansız olduğunu ileri sürüyorlar. Yani çevirinin gerçekleşebilmesi için ancak ve ancak kaynak metnin yazarının devreye girmesi gerekir belki. Yani o kendi duygu ve düşüncelerini çeviriye aktarabilir. Ama bir çevirmen kaynak metnin yazarının duygu ve düşüncelerini onunla empati yaparak aktaramaz. Herkes ana diliyle düşünmektedir. Çevirmenin ikinci bir dile hakim olması ve kendi ana diliyle düşündüğü için yani Türkçe ile düşündüğü için söz gelimi Alman bir yazarın işte Goethe'yi mesela aktaramayacağı düşünülüyor romantik akımda.
Aynı şekilde post yapısalcılar da yapıyı bozuyorlar aslında. Yani dil bilim, klasik dil bilim yapılarla ilgileniyor. Yani gösteren gösterilen ilişkisiyle ilgileniyor. Ve bu yapının bozulması gerektiğini savunuyorlar. Çünkü diyorlar ki günümüz şartlarında yazar bu şekilde yazdı ama okuyucu yazara katılmak zorunda değil. Kendi hikayesini kendi yazabilir. Yazar artık ölmüştür şeklinde bir algı var. Anlam kişiden kişiye değişebilir. Mesela işte örnek hayatında hiç şemsiye görmemiş biri şemsiyenin ne olduğunu bilemeyeceği için kaynak metnin yazarının kullandığı sözcüğü de anlamayabilir, alınamayabilir. Dolayısıyla bu sözcüğü anlamadığı için bu sözcüğe zihninde bir işaret, bir sembol oluşturamayacaktır. Oluşturamadığı takdirde de dilde iletişim gerçekleşmeyecektir. Dolayısıyla post yapısalcılar klasik dil biliminin savunduğu gösteren gösterilen ilişkisinin yok olduğunu ve sözcüğe yüklenen anlamın birey tarafından çeşitlendirilebileceğini ileri sürüyor. Yani işte ya, bu özellikle bir sözcüğün biliyorsunuz birden çok yan anlamı var. Sadece temel anlamı yok. Temel anlamını hiç kullanmamış birisi sözcüğün yan anlamını bildiği için gösteren ilişkisi, gösteren gösteren ilişkisi ortadan kalkabilir. Yani şemsiye sözcüğü ilk ortaya çıktığında güneşten korunmak için ortaya çıkmış. Özellikle Çin'de olması lazım. Çin'de yaşayanlar eğer orada hiç küçük bir sınırlı bir kültür düşünelim. Yani küçük bir kasaba. Şemsiye nadir kullanılıyorsa şemsiye belki ilk yükledikleri anlam güneş olabilir. Yani güneşten korunmaya yarayan obje olabilir. Ancak bildiğimiz gibi şemsiyenin sözlük anlamına baktığımızda şemsiyenin anlamı yağmurdan koruyan objedir. Bu anlamın dışında başka bir anlam yüklendiği takdirde o topluluk şemsiyeyi farklı bir alanda kullanırken biz farklı bir alanda kullanıyoruz. Böyle bir ortamda çeviri mümkün olmayabilir. Çevirmenin burada ne yapması gerekiyor? Çevirmenin uzman konumunda o kültürü tanıması gerekiyor. Yani araştırma yapması gerekiyor. Özellikle postmodern akımı ve o akım içerisinde yazılmış olan eserleri çevirecek olursak ileride şuna dikkat etmemiz lazım. O yazar o metne ya da o kavrama bu anlamı yüklemiş ama erek okuyucu o kavrama başka ne gibi bir anlam yükleyebilir? Yani görece olgusu devreye giriyor. Görece ne demek? Kişiden kişiye değişebilir demek. Çevirmenin dolayısıyla sözcüğü kaynak metinden erek dile aktarırken işte erek kültürün alınmayacağı şekilde ama aynı şekilde kaynak kültürü de bozmadan aktarması gerekebilir. Diyelim ki özellikle kaynak metnin yazarı diyelim ki göz sözcüğünü görmeye yarayan obje olarak değil de yani pardon görmeye yarayan organ olarak değil de diyelim sürekli özellikle yan anlamlarıyla kullanmış olabilir. Çekmecenin gözü gibi vesaire. Bunu da kasıtlı yapmış olabilir. Temel anlam kullanmaktan kaçınıyor olabilir. Yani buna denotation deniyordu biliyorsunuz. Bunu yapmasının arka planında da bir aslında post yapısalcı dönemin ileri sürdüğü görüşleri savunması olabilir. Yani yapılara inanmıyordur. Sözcüğün temel anlamıyla kullanmak dışında yan anlamıyla da kullanılması gerektiğini savunuyor olabilir. Dolayısıyla sürekli yan anlam kullanıyor olabilir. Ya da masa sözcüğünü işte yemek yenen ya da eşyaların üzerine koyulduğu bir obje olarak değil de masayı çok farklı bir bağlamda kendine göre değiştirebilir. Masayı hiç bilmediğimiz bir anlamda kullanabilir. Burada amaç yapıyı bozmak aslında. Yani yapıyı ben bozdum. Bakalım okuyucu işin içinden çıkabilecek mi? Postmodern yazıların çoğu okuyucuyu paranoyak okumaya iter. Yani okuyucu eseri okurken çoğu zaman bazı kısımları anlamayabilir, sıkılabilir, bırakabilir. Kitabı tamamlayamayabilir mesela. Yazar burada biraz da okuyucudan düşünmesini bekler. Bakalım okuyucu benim düşündüğüm şekilde düşünebilecek mi? Ya da hikayeyi kendi tamamlayabilecek mi? Kendi konumunu artık okuyucuya bırakmıştır. Yani yazar
tanrısal konumundan çıkmıştır. Çünkü eski düşünceler, modernist düşünceler mesela yazarı tanrısal konumda görür. Yazarın yazdığı üzerine okuyucu sadece okur, hikaye biter. Yani yazar tanrısal konumdadır. Bunun üstüne tartışma yapılmaz. Ama postmodernist dönem öyle değil. Yani post yapısalcılık eşittir postmodernizm diyebiliriz. Okuyucunun algısı hikayeyi şekillendiriyor ve bu kişiden kişiye değişebilir. Size bahsettiğim Paul Auster'ın Camkent adlı eserine bakarsanız orada diyelim ki şemsiye sözcüğünün 23 farklı anlamını görürsünüz. Hikaye bir dedektif romanı olarak başlar. Yani bir polisiye roman olarak başlar. Ama sonunda kişilik buhranına dönüşür. Sanki hani polisiye romanların sonunda bir katil bulmak istersiniz. Ama bu hikayenin sonunda bir katil yoktur. Kişi kendi kimlik bunalımını arar. Çok farklı biter sonu. Ve okuyucu çok şaşırır. Hele ki postmodernist dönemi tanımayan bir okuyucuysa başta bir suçlu arama güdüsüyle hikayeyi okumaya başlar. Hani heyecanlanmak ister Agatha Christie'nin romanlarında olduğu gibi. Ama sonunda bir hırsız ya da bir katil bulamaz. Çok farklı bir sonla biter. İşte postmodernist romanlar bu şekilde okuyucu şaşırtır. Paranoyak okumaya iter. Sonu farklı biter. Frances Teğmen'in Kadın adlı eser mesela beni çok etkilemişti. Hikayenin üç farklı sonu var. İsteyen istediği sonu alabiliyor. Yani kişi hangi sonla hikayeyi bitirmek isterse bu şekilde bitirebiliyor. Bunların yapılmasının amacı şu. Dil de her zaman doğru bildiğimiz şey doğru olmayabilir. Yani diller sürekli gelişen, dinamik, değingen olgular aslında. Demek ki bir sözcüğe yüklediğimiz anlam zamanla farklı bir anlama evrilebilir. Yani yapı söküm diyoruz buna. Deconstruction. Construction yapı demek. Deconstruction yapıyı sökmek demek. Yani bizden postmodernist yazarların ya da post yapısalcı kuramcıların beklediği şey her şeyi olduğu gibi sözcükleri kabul etmeyelim. Sözcüklerin yapısını bozalım. Çünkü her zaman gösteren gösteren ilişkisini arama kaygısı içinde olmayabiliriz. Bir bardak düşünelim en basitinden. Bardak. Biz buna niye bardak demişiz? Gösteren niye bardak? Yani o ses niye bardak? Ya da hayatında hiç bardaktan su içmemiş biri. Diyelim ki Amazonlarda yaşayan kabileler. Şu an atıyorum. Bardak görmemişse, suyunu farklı şekillerde içiyorsa ki eski zamanlarda diyelim ki bu Azerbaycan bölgesinde vesaire ilk insanlığın ortaya çıktığı yerlerde oralara oyuklar açılmış yerlere. Bu oyukların açılması neden içi dolsun, içine su biriksin, oradan su içelim diye. O zaman belki bardak yoktu ilk zamanlarda. Bardağı bilmeyen birine bardağı anlatabilir misiniz? İşte burada çeviri imkansız hale geliyor. Post yapısalcı görüş bunu savunuyor. Çeviri her zaman mümkün olmayabilir. Böyle bir metinle karşılaşırsanız, postmodernist ya da postmodern düşünceyle yazılmış ya da post yapısalcı düşünceyle yazılmış veya hiç hayatınızda görmediğiniz bir objeyle alakalı bir kavramı çevirirken, yani gösteren gösteren ilişkisini her zaman arama gayreti içinde olamadığınız durumlarda ne yapmalısınız? Çevirmen olarak tabii araştırma yapmanız gerekiyor. Bol bol bu kavram nedir? Görsellere bakacaksınız gerekirse Google görsellere neymiş bu? Ya da bunun altını nasıl doldurabilirim? Dipnot eklemeniz gerekebilir. Dipnotta uzun uzun o kavramı aynen bırakıp size derste bahsettiğim gibi yani yabancılaştırma yapıp aynen bırakıp dipnotta bu sözcüğü açıklayabilirsiniz. Ya da açımlayabilirsiniz. İşte içmeye yarayan obje bardak için. Su içmeye yarayan obje. Ya da uzun uzun diyelim bir yemek adı karşınıza çıktı. Sizde bir çağrışım oluşturmuyor. Bir gösteren gösteren ilişkisi kurulamıyor zihninizde. O yemek sözcüğünü diyelim ki o yemeği karşı tarafa aktarırken açımlama yapabilirsiniz. Yabancılaştırma yapıp dipnotta açıklayabilirsiniz. Sözcüğü eğer bilmiyorsanız zaten o sözcüğü bilmediğiniz için adaptasyon yapamazsınız. Çünkü sözcüğü bilmeniz gerekir ki adaptasyon yapabilirsiniz. Yani pizzayı biliyorsunuz ki onun sonuçta bir hamurdan yapıldığını adaptasyon yapabilirsin ona. Pizza için lahmacun diyebilirsin. Ama hiç pizza yememiş biri, pizza görmemiş biri.
pizza olduğunu bilmiyorsa ona pide desen de anlamayacaktır. Orada dolayısıyla uzun uzun karşı tarafa açıklamanız gerekir. Erek kitlenin beklentileri önemlidir ve erek kitle her zaman aynı okuma düzeyinde olmayabilir. Yani çeviri yaparken bazen 7-8 yaşında bir çocuğa da çeviri yapmanız gerekir. Böyle bir durumda bu çeviriyi nasıl yapacaksınız? Bu çeviriyi yaparken o zaman uzun uzun açımlama yapmak da aslında o çocuğun anlama düzeyine fazla gelebilir ve onun anlamasını zorlaştırabilir. O zaman da farklı stratejiler uygulamanız gerekiyor. Ne yapmanız lazım? Mesela önce bir kendiniz bu kavram neymiş bir araştırırsınız. Kavramın ne olduğunu öğrenirsiniz. Basitleştirebilirsiniz mesela çocuğun anlaması için ya da adaptasyon yapabilirsiniz orada. Çünkü siz artık onun ne demek olduğunu anladınız. Kesinlikle erek kitleniz 7-8 yaşında bir çocuksa ya da henüz daha masalla yeni tanışan çocuklarsa okuma düzeyinde olup da tabii ki burada uzun uzun açımlama yapamazsınız. Çocuklar çünkü uzun uzun açımlamaları anlamazlar. Kısaltmanız gerekir, basitleştirmeniz gerekir. Demek ki bu yaklaşımları uygularken, bu yaklaşımlara karar vermeden önce sizin önce bir takım yaklaşımları bilmeniz lazım. Kuramsal yaklaşımlar da yetmiyor, stratejiler. Yani derste yaptığımız o çeviri stratejilerini öğrenirken akımları da bilmemiz lazım. Mesela post yapısalcılık ne demek? Postmodernizm ne demek? Realizm ne demek? İşte naturalizm ne demek? Sürrealizm ne demek? Sürrealizm döneminde çeviriler nasıl yapılıyordu? Ya da sürrealist akımla yazılmış olan bir eserin ya da işte o görsele ait içeriğin erek dili aktarılırken nasıl aktarılması gerekiyor? Demek ki bizlerin çevirmen olarak sadece strateji ve yaklaşımlarla sınırlı kalmadan arka planda dönem araştırması yapmamız lazım. Kaynak metin hangi yılda yazıldı, hangi dönemde, hangi akımda yazıldı? İşte Orhan Pamuk hangi akımda yazar? Mesela postmodernist yazar genelde. Elif Şafak yine aynı şekilde hangi akımı savunur? Ya da Paul Auster hangi akımı savunur? Bunları bilmemiz lazım. Demek ki çeviri yapmak için sadece dil bilmek yetmiyor. Kültür edincine sahip olmanın da ötesinde araştırma edincini çok iyi tutmamız gerekiyor.